zulm ile abad olunmaz. Şeyh Sadi-i Şirazi, Bostan isimli kitabında bir kıssayı şöyle nakleder. Rivayete göre İran hükümdarlarından biri iplik çıbanı çıkarmış ve bu yüzden o kadar zayıflamıştı ki iğne gibi incelmişti. Hükümdar kendisini böyle iğne ipliğe dönmüş, etrafındakileri ise sapsağlam ve kuvvetli gördükçe onlara haset ediyordu. Satranç oyununda şah anlı şanlıdır ama zayıf düşünce piyon gibi olur. Hükümdarın durumu da aynen onun gibiydi. Hükümdarın hizmetkarlarından birisi padişaha hürmetini arz ederek, ''Padişahım, saltanatın daim olsun.'' duasından sonra sözlerine şöyle devam etti. ''Bu şehirde nefesi herkese iyi gelen mübarek bir hak dostu vardır. Eşsiz bir abittir. Herhangi bir kimse herhangi bir işi veya derdi için yanına gitse, onun nefesiyle maksadı hasıl olur. Ömrü hayır hasenatla geçmiş, gönlünden ümmeti Muhammed istifade etmiştir. Kalbi nurlu, ihtiyar bir zattır. Ne dua etmişse makbul olmuştur. Emir buyurunuzda davet edelim. Teşvik ederek sizlere dua etsin de Allah'ın yardımıyla bu hastalıktan kurtulasınız. Hükümdar emretti. Gözde hademelerden birkaçı hak dostunun yanına giderek onu saraya davet ettiler. Mübarek hak dostu da mütevazi bir şekilde teşrif etti. Zahiri hali herkes gibi, lakin iç dünyası pamuklardan daha yumuşak ve etrafına nur saçan bir kandil gibiydi. Hak dostunun geldiğini hükümdara arz ettiler. Padişah bu mübarek hak dostuna şöyle dedi. ''Ey gönlü yüce zat! İğne gibi iplik illetine tutuldum. Bana dua et de bu illetten kurtulayım.'' Mübarek zat hükümdarın bu talebine şöyle cevap verdi. Cenab-ı Hak adaletle hükmedenlere merhamet eder. Sen de merhamet et ki Allah'ın merhametine nail olasın. Benim duam sana nasıl fayda eder ki mazlum esirler zindanda zincirler içinde inlemektedirler. Sen halka acımazsan asla rahat yüzü göremezsin. Sen zulm ile abad olmak istersen rahmet nasıl tecelli etsin? Önce yapmış olduğun hatalardan tevbe etmeli, sonra salihlerden dua istemelisin. Mazlumların bedduası yakanı bırakmazken salihlerin duası sana nasıl müessir olur? İran hükümdarı bu sözleri işitince içinden kızdı ve hışımlandıysa da kendi kendine kızmamalıyım. Bu mübarek zat doğru söyledi. Dedi. Emretti, ne kadar mahpus varsa salıverdiler. Bundan sonra o hak dostu iki rekat namaz kıldı, elini kaldırdı, şöyle dua etti. Ey yerlerin ve göklerin Haliki olan Rabbim! Ona gücenmiş, onu dertlere müptela kılmıştın. Şimdi onu affet ve onu rahmetinle bu iptilalardan kurtar, dedi. Hak dostu daha duayı bitirmeden, daha eli duadayken, düşkün hasta iyi oldu, ayağa kalktı. Ayağında artık ip görünmeyen hükümdar, tavus gibi sevincinden adeta uçacaktı. Emretti, hazinesinde ne kadar mücevher varsa hak dostunun ayağının altına serdiler. Hak dostu o mücevherlerden hiçbirisini almadığı gibi onlara bakmadı bile. Hükümdara şöyle dedi. Ben bir menfaat karşılığı için gelmedim. Gayem Allah rızası için senin bedeninden evvel gönlünü ihya etmek ve seni böylece irşad etmekti. Ben vazifemi yaptım. Bir daha iplik çıbanı çıkarmamak istersen sakın zulüm ipine yapışma. Daima merhamet tevzi et. Dikkat et ki bir daha ayağın kaymasın. Kıssadan hisse. Sıradan bir vatandaş da olsa, yüksek mertebedeki yönetici de olsa, yolunu zulümle çiziyorsa sonu hüsrandır. Zulmün küçüğü büyüğü olmaz. İnsana da, hayvana da, hatta nebatata da zulmedilmemelidir. Zira karşılığı ya bu dünyada ya da ahirette Allah tarafından verilecektir. Yüce Allah Celle Celaluhu,
Kehf suresi 87. ayetinde şöyle buyuruyor. Dedi ki, kim zulmederse biz onu azaplandıracağız. Sonra Rabbine döndürülür. O da onu görülmemiş bir azapla azaplandırır.